Telefon attığımızda sevgili Sercan, yayınımıza hoş geldin. Mustafa Göksu, iyi yayınlar, kolay gelsin. Volkan abiye de, Mehmet abiye de selamlar. Sercan teşekkür yorulmuş ederiz. Mu bugün acaba, bir sorsana. Sercan yorulmuş. yorgun. Yorulmuş mu? Hoca imzaladığı günden beri biraz dinlendi nispeten. Bugün öncesi akşama kadar keyif yaptı vallahi, çalışmadı. Evet. Alex Teixeira, Diego Costa. Konuşulan ve açıkçası taraftarı heyecanlandıran isimler. Santrfor bölgesine yapılacak transfer. Aboubakar'ı bıraktık. Bundan sonra çölde oynayacak ama Beşiktaş'ın hücum hattında kim oynayacak? Beşiktaş'a dair transfer detaylarını senden rica edelim. Mustafa Göksu, ilk olarak transferle ilgili isimlerden bahsetmeden önce Sergen Yalçın ve Murat Şahin pazartesi günü itibariyle kampın ilk gününü beklemeden Nevzat Demir tesislerinde çalışmalara başlayacak. Pazartesi günü itibariyle hem Sergen Hoca hem Murat Şahin Nevzat Demir tesislerinde çalışmalara başlıyor. Tatil sürecini erkenden bitiriyorlar. Kampın ilk başlangıç gününü beklemiyorlar. Transferle ilgili süreç artık pazartesi günü itibariyle başlıyor. Bu görüşmelerde Beşiktaş yönetiminden Sayın Emre Kocadağ da yer alacak. Gidecek kalacak oyuncular, yapılacak transferler, sözleşmesi biten futbolcularla kimlerin yenileneceği. Bu görüşmelerin hepsi pazartesi günü itibariyle hızlanacak. Bu görüşmeleri de perde arkasına A-Spor ekranlarında paylaşacağız. Santrofor noktasıyla başlayalım. Diego Costa ismi gündemde, konuşuluyor. Beşiktaş'ta görüşüyor. Ancak şu an itibariyle henüz net bir adım atılmış değil, yaklaşılmış değil. Beşiktaş'ın son teklifi toplamda 4 milyon euro olmak üzere 2 yıllık. Toplamda 4 milyon euroluk bir teklif ve 2 yıllık bir süreç bu, kontrat süreci. Ancak Diego Costa'nın istekleri duyduğumuz kadarıyla, oyuncu tarafıyla da konuştuğumuz zaman, Beşiktaş yönetimiyle de görüştüğümüz zaman 4 milyon, 2 yıllık maliyetinin 4 milyon euronun çok üzerinde olduğu, 6 milyon euroya yakın bir teklif beklediği şeklinde. Henüz bu teklife olumlu olumsuz cevap vermese de 2 yıllık istediği yaklaşık 6 milyon eurodan anlayacağımız revize edilmiş bir teklif gerekiyor kadrosuna katabilmesi için Diego Costa'yı. Bugünden yarına netleşecek bir durum değil ama sanıyorum 3-5 günden bu yana çok kullandığımız bir cümle şu. Beşiktaş bence bu yıl itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı düşünerek bir yıldız ismi kadrosuna katacak. Yıldızdan kastımız şu: 10 yaşında bir futbol severin, 20 yaşında bir gencin, 30 yaşında bir ismin, 40 yaşında bir taraftarın yakından tanıyacağı bir isim olmasını bekliyoruz bu. Bu Diego Costa olur, bu Mitrovic olur, başka isimler olur. Belki bizim bilmediğimiz Beşiktaş yönetiminin görüştüğü isimler olur. Ama bir tane 10 yaşından 40 yaşına, 50 yaşına kadar herkesin tanıyabileceği bir isim kadroya katmak istiyor. Bunun içerisinde farklı isimler var. Mitrovic, Diego Costa'ya oranla daha zor. Nedeni şu: Mitrovic'in menajeri Aboubakar'ın menajeriyle aynı, Zahavi. Beşiktaş yönetiminin Aboubakar sürecindeki kızgınlığını, kırgınlığını biliyoruz. Menajerine olan kırgınlığını, kızgınlığını biliyoruz. Ben o nedenle şimdilik bu transferin Diego Costa'ya oranla daha zor, daha düşük ihtimal olduğunu söyleyebilirim. Sadece sebep bu değil. Kulübünde 4 milyon euro net yıllık kazancı var Mitrovic'in. Bu şartlar içerisinde yıllık 4 milyon euro verebilmesi Beşiktaş'ın biraz zor. Aynı Gezal örneğinde olduğu gibi. Gezal Leicester'da 2.2 milyon euro kazanıyordu. Transfer döneminin son gününde geldi. Yarısını Beşiktaş ödedi. Maaşının yarısını ödeyerek kadrosuna kattı. Öyle olursa Mitrovic ancak kadroya katılır. Ancak şu anki süreç içerisinde zor. Siz soracaksınız diye devam ediyorum Mustafa Göksu. Beşiktaş'ta bu sene itibariyle artık gidecek oyuncuların da akıbeti çok önemli. Ersin Destanoğlu ile ilgili durumu paylaşmak isteriz. Sizinle ilgili durum şu: Minsk kulübü geçtiğimiz günlerde ikinci kalecileri Juan Cardinal ile yollarını ayırdı. Bu ne demek oluyor? Juan Cardinal ile yollarını ayırmak bir ikinci kaleci isteğini doğuruyor. Minsk kulübünün Ersin Destanoğlu ile ilgili ilgisini, resmi girişimini söylemiştik. Revize edilmiş bir teklif hafta içerisinde gelebilir. Bu hafta içerisinde de Minsk kulübü sportif direktörüyle Beşiktaş yönetimi bir FaceTime görüşmesi yaptı. Minsk kulübü sportif direktörü Julian Fournier Beşiktaşlı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi. Son teklif 7 milyon euroydu. Beşiktaş'ın hem sonraki satıştan hem de bonservis bedelinin biraz daha arttırılması isteği var. O nedenle ben bu görüşmelerin hafta içerisinde hız kazanmasını bekliyorum. Tabii ki Ersin'in satışında Sergen Hoca'nın
Hızlanacak olan pazartesi günü itibariyle görüşmelerdeki raporu çok belirleyici olacak. Ancak edindiğim intiba Ersin Destanoğlu için biraz daha teklifin yükseltilmesi durumunda ben Sergen Hoca'nın onay vermesini düşünüyorum. Bununla bağlantılı olarak 8+6 kuralını düşünürsek Ersin Destanoğlu'nun satışından sonra Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda zaten yerli sayısı az. Türkiye Futbol Federasyonu kuralları gereği ilk 11'de en az 3 yerli futbolcu oynatması gerekiyor kulüplerin. Beşiktaş'ta kalede yerli var. Rıdvan var. Salih Hamlesi geliyor. Belki Kenan olabilir. 3-4 tane oyuncu. Ersin'in satışından sonra ben yine kalenin yerli bir oyuncuya, yerli bir kaleciye emanet edilmesi ihtimali üzerinde duruyorum. Belki bugünden yarına netleşecek, üzerinde konuşmamız gereken bir durum değil ama Ersin satışından sonra, eğer Ersin Beşiktaş'ta yollarını ayırır, 7-8-9 milyon euroluk bir bonservis ücreti kazandırırsa, bence Ersin'in satışından sonra en çok üzerinde konuşacağımız isim Mert Günok olacak. Sadece buna bir not olarak vermiş olalım. Çok hızlı bir şekilde teklif gelen oyuncuları da, teklif gelme ihtimali olan oyuncuları da söyleyeyim. Alex Teixeira ismini yine sizin programınızda Mustafa Göksu günler öncesinde yaptık. Bugün itibariyle daha yüksek sesle Beşiktaş taraftarı kendi arasında ve haberlerde görüyoruz Alex Teixeira ismini. Beşiktaş, Alex Teixeira gündeminde, görüşmede yapılıyor. Sergen Yalçın'ın da beğendiği bir futbolcu. Ancak hangi şartta kadroya katılacak? Daha doğrusu hangi şartta resmi teklif yapılacak? Alex Teixeira'nın Beşiktaş'a transferi gerçekleşmesi için, Beşiktaş'ın resmi teklif yapması için ilk olarak Adem Dehiç'te yollarını ayırması gerekiyor. Henüz Beşiktaşlı yönetim Sergen Hoca ile bir oturdu, konuştu, kimler ayrıldı, kimler ayrılacak görüşmesi yapmadı. Ama ben Sergen Yalçın Hoca'nın gelecek sezon Adem Dehiç'i kadroda düşünmediğini duydum. An itibariyle de Adem Dehiç ile eski kulübü Torino'nun ilgilendiğini söyleyebiliriz. Adem Dehiç ile Torino ilgileniyor. Henüz resmi bir teklif yok Torino'dan Adem Dehiç için Beşiktaş'a gelen. Ancak ben Beşiktaş yönetiminin cüzi bir miktar olsa bile Adem Dehiç'e gelen teklif doğrultusunda olumlu yanıt vereceğini düşünüyorum. Gelecek sezon Adem Dehiç çok yıpratma adına söylemiyorum ama bir türlü bekleneni veremedi. Geçen sezon ilk yarısında sıkıntılı bir süreç yaşadı. Son dönemde şampiyonluk yolunda sorumluluk alsa da bir türlü bekleneni veremedi. Torino ilgileniyor Adem Dehiç'le. Bence ilerleyen günlerde resmi bir girişim olma ihtimali de yüksek. Tabii burada Sergen Yalçın raporu çok belirleyici olacak. Ama Adem Dehiç gelecek sezon için kadroda düşünülmüyor. Teklif gelmesi durumunda ben Beşiktaş yönetiminin sıcak bir yaklaşım içerisinde olacağını düşünüyorum. Eğer Adem Dehiç'le de yollar ayrılırsa gündemin ilk sıralarında Alex Teixeira olacak. Onunla da ilgili olarak şunu söyleyeyim. Josef de Souza ile birlikte şu an birlikte tatil yapıyorlar. Alex Teixeira Vasco'dan çok yakın arkadaş. Uzun zamandır dostlukları var. Beşiktaş yönetimi Josef de Souza üzerinden Alex Teixeira ile görüşmelerini sürdürüyor. Josef de Souza'nın Josef'in de Alex Teixeira'ya Beşiktaş'a anlattığını, Beşiktaş'a gelmek için gelirse mutlu olacağını anlattığını biliyoruz. Ama bugünden yarına konuşabileceğimiz bir durum değil. Fakat ilerleyen günlerde bununla ilgili daha net bir durumla paylaşabiliriz. Sadece Beşiktaş taraftarının şu an transfer açıklama isteği var, beklentisi var ama pazartesi günü işaret edelim. Sergen Hoca ile Murat Şahin erkenden kampın ilk gününü beklemeden tesislere gelecek. Emre Kocadağ ile birlikte transfer görüşmelerine kimler gidecek, kimler kalacak belirlenecek. Peki Sercan, çok teşekkür ederim. Önemli noktalarla ilgili bilgiler verdin. Kolaylıklar diliyoruz. Santrifor noktasında Diego Costa'nın da önümüzdeki günlerde kararımı açıklayacağım açıklaması vardı. Alex Teixeira yine konuşuluyor. Önemli isimler. Yani Abubakar üzerinden meseleyi okursak her isim heyecanlandırıcı ama Diego Costa'nın da bir sakatlığı var. Ne durumda, mutlaka Beşiktaş'ın sağlık heyeti yarım sezon oynamadı. Evet. Yani ama